Seyirciler, bu bant Bayburt'un işgalinden kurtuluşunun 60. dönümü münasebetiyle 21 Şubat Kurtuluş Bayramı Kutlama Komitesi'nin aldığı karar gereği Rus işgali ve Ermeni mezalimini gören, yaşayanlarla yapılan bir seri sohbeti kapsamaktadır. Bu bantta anlatılanların yeni nesle ışık tutması dileğiyle sevgi ve saygılar sunuyoruz. Tarih ve kültür şehri Bayburt. Kuzey Karadeniz dağlarının eteklerinde yemyeşil ovaların rengarenk çiçeklerin açtığı yayla şehri Bayburt. Kimi kez umutların alabildiğince büyük, sevinçlerin, mutlulukların paylaşıldığı şehir Bayburt. Kimi kez talihsizliklerin, istilaların, işgallerin, çilelerin şehri Bayburt. Yıl 1916. Kuzeyden saldıran ezeli düşmanımız Rusya, Erzurum'a kadar ilerlemiş, doğunun büyük kalelerinden biri daha düşmüş, tabyalar suskun ve sessiz şimdi. Batıya doğru ilerlemeyi hedefleyen düşman Kop Dağları'na saldırıyor. Kop Dağları'nda 2 Mart 1916'dan 16 Temmuz 1916'ya kadar sürecek çetin bir savaş başlıyor. Askerimiz ve Bayburt halkı canlarıyla, kanlarıyla Mareşal Fevzi Çakmak'ın ifadesiyle 2. Plevne Destanı yazıyorlar Kop Dağları'nda. Düşman taarruzlarıyla Kop Dağı'nı defalarca sökmeye çalıştı. Muvaffak olamayınca Gavur Dağları yoluyla İspir Boğazı'na saldırdı. Kısa zamanda İspir Boğazı düştü ve böylece Kop Dağı arkadan çevrildi ve susmak zorunda bırakıldı. Kop Dağı hürriyetini kaybeden bir milletin acılarla dolu hayatını, kahramanlığını ve nihayet hatırasını anlatmaktadır. Kop Dağı savunma hattının düşme tehlikesi karşısında sivil halkın savaş alanının dışına taşınmasına karar verilirken Bayburt halkı da Haziran 1916 yılının son haftasından itibaren Orta Anadolu kentlerine göç etmeye başladılar. Kayseri, Sivas, Yozgat, Tokat ve Çorum'a uzanan yollar. Yollar biter bitmesine de o yollarda çekilen acılar, açlık, sefalet, hastalık ve kaybedilenler hiç ama hiç unutulmaz. Gidenler gitmiş muhacir olmuşlar olmasına da geride kalanlar onlar az mı çile çekmişler? Bir zamanlar ne güzel günler geçirmişler bu topraklarda işgal görmeden önce. Nice sevdalar üstüne türküler yakılmış. Bayburt'ta 16 Temmuz 1916 günü işgal başlıyor. 17. Türkistan Alayı, Sibirya Kazak Tugayı, Erenli sırtlarından ve Çoruh Vadisi'nden şehre girerler. İşgal günü etrafı kasvetli bir Temmuz gününün bunaltıcı sıcaklığı yayılmış. Ramazan ayı, halk oruçlu. İşgal günleri kolay geçmemiş. Bir yıl, 7 ay, her günü birbirinden kötü günler. Nihayet 17 Ekim 1917'de Rusya'da başlayan Bolşevik ihtilali ile birlikte geri çekilmek zorunda kalan Ruslar silahlarını işgal gününden itibaren yanlarından ayrılmayan uşakları ve yıllarca birlikte yaşadığımız, dost bildiğimiz, sonunda bizi arkadan hançerleyen Ermenilere teslim ederler. 7 cephede birden savaşa giren Osmanlı ordularının seferi mevcudu artırmak için seferberlik ilanı, eli silah tutanların gidişi Ermeni çetelerinin beklediği bir fırsatın doğmasına sebep olmuştu ve Bayburt tarihine kara bir leke olarak girecek
günler başlamıştı artık. Seyirciler, burası Bayburt'un Çayır Köprü Köyü. Tarih 6 Şubat 1987. Bundan 69 yıl önce bu şirin beldenin Rus istilasına ve Ermeni mezalimine uğraması ile ilgili olarak 21 Şubat Kurtuluş Komitesi'nin aldığı karar gereği Rus işgalini ve Ermeni mezalimini gören köyün yaşlılarıyla bir sohbet edeceğiz. Önce köyün yaşlılarından İlyas oğlu 1909 doğumlu Şakir Çağlar ile sohbetimize başlayacağız. Önce Sayın Şakir Çağlar'a işgalden önceki Ermeniler olan münasebetlerini soruyoruz. İşgalden önce Ermenilerle münasebetleriniz nasıldı? Çok iyi geçinirdim. Devamın arasında dostluk, mürettebatı, birbirleri vardı haymile, yukarı kürdüğüyle, haygıra, tomrayla, pindeverekle olan Ermeni komşularla çok münasebetle tatlı olarak geldi ve birbirlerine, düğünlerine seslemek, köfetlerinde bulunmak. Böyle geçinir. Tabii seferlerlik Ruslarla beraber Rus, Alman'ın teşvikiyle herde girdi. Evet. Evet. Rus işgali nasıl oldu? Nasıl haber aldınız? Rus işgaline haber aldık. Tabii bizim güz faslında 10. ayda ve 10. ayda burada söylediler ki İstiklal Kopası'na topladılar. Hasan Kalası'na çepiye sürdüler. Gettiler. O kışın ordumuz bütün mehvolmuş Saman Dağları'nda Sarı Kamış Dağları'nda ordumuz mehvoldu. Artık Türkiye çekilmeye gelişim, geliş çekilmeye bu yüzden. Nitekim ki Ruslar bu memlekete Haziran'ın 17'sinde buraya ayak bastısalar eski hesap Haziran'ın 17'sinde ayak bastıklarıyla buraya kolordu kondu bu oğuya. Kolordusu Rus kolordusu. Rus kolordusu konduğuyla tabi köyümüzde karargahı kondurdu. Ben iki kez köyümüzde tabii çok kalan emrini verdiler. Ve malımızı da köyün altında nerelerde sürdü götürdüler. Peki bu Ruslar köyünüzde nerede yerleştiler? Köyümüzde Rus'un karargahı köyün altında bir tarla bahçe vardı. Karargah Rus paşasının, generalının karargahı o bahçede oturdu. Köyümüzde yine o vakıya içerisinde karılar toplandılar. Bu karılar toplandığıyla Zilfukar Aksakal, Zilfukar isminde bir zat vardı. O zat da Rusya'da pek erleşti günler. Rusya'yı fevkale edebilirdi. Bir şey sorayım hadi. Buyur. O kadınları topladı dediniz oraya. Evet. Bu köyün kadınlarını bu köy, bu köy. Kim topladı onları? Kendileri mi toplandı? Yok. Zilfukar Aksakal. Niye topladı? Kadınlara müdafaa, namus kırgınlığı olmasın diye. Evet. Bir küçük bir salon oldu. Salon yasak. Kumandan. Bütün eyleşti burada. Bir gün sonra kolordu askeri çekti. Çekti de doğru yürüdü. Burada eylemi karakol. Hacım, evet. Köyden tamamen Ruslar gitti. Gitti. Ermeniler de beraberinde. Onlarla gelen Ermeniler. Orada gelen Ermeniler. Beraber gittiler. Yok. Gelen Ermeni, onlarla gelen Ermeni burada kaldı. Evet. Rus kendi çifti, kendi askeri, öz askeri çekti gitti. Peki o kalan Ermeniler herhangi bir köyde hoş olmayan durumlar yarattılar mı? Neler oldu? Tabii geldiler buraya, burada emzesi şey vardı, Üçeşe Çavuk. Onu almışlar, bak iki tane Ermeni fidayisi geldi, fedayisi. Almışlar kapıcıları da aşağı, çal olan çal. Sen nerede, sen gülsün, biri nerede? Sen götürecekler. Peki bu Bayburt'ta olan haberiniz var mıydı? Yani buradan hani Ruslar gittikten sonra Ermeniler kaldı. Bayburt'ta haber alabiliyor muydunuz? Ya haber tabii getiriyorlar haber. Gelin bir haber ki Ermeniler bulmuşlar, toplamışlar. Ve bak usta ki tabii bir evvel
piliyle tülfanıyı aşağı kaldan akşamdan almış yanına. Ve artık kollar buradan bağlı. Kollar buradan bağlı. Yakalanmışlar. Yakalanmış. Buradan bağlı. Lan onları verdi. Onları yakalamalar şu yüzden. Tabii bacısı değil ya. Kim bacısı? Kopuk Sultan. Sultan. Nerede oturuyor? Ha. Şincan Mahallesi. Şincan Mahallesi'nde. Recepoğulları'nın mehallede oturuyor. Recepoğulları yapılan yok. Tabii her şeyde bilirsiniz Recepoğulları. Evet. Ne yok mu yavrum? Tamam ya. Tamam. Recepoğulları gelip oturuyor. Kendi evlerinde oturuyor. Kendi evlerinde oturuyor. Onlar geldiler. İfaya geldi. Bila geldi. Gel. Ermeniler diyor. Ermeniler diyor. Yok. Yok. Burada diyen de işte bu arada mı sana kuşma diyen. Yok yok ondan geçirken dolandı. Evet. Kapıyı açmayan da mı? O arada işte dışarıdan kuşma diyen. Kuşu batıyor, tutan kuşundan vurdu. Ulan hop diyor. Bunu da tamam. O düşün bu bak, bu sultan. Onlar da ya aradı diyor. Onlar da bana bak, hindelerin içine çaldı. Ona çıkmayın dışarıya, hindelere çaldı da o arada onlardan ayrı iki hindelesi oturan altına gitti. Çaldı burada bir daha sonra da çıktı. Gel bu buzdanı yok, gel ağırlar yemeliler, bulamıyor. Gel. İkisini götürüyoruz. İkisini götürüyoruz. Götürüyoruz, şimdi taşlarında. Peki bu taşlarındaki olayı duydunuz mu siz sonradan olduktan sonra? Ha, sonradan olay olduktan sonra tabii duydunuz. Tabii bir takım gelip vurmuşlar, açmışlar, tek. Bir takım yerini de o sözü İlyas Efendi vardı, kararından da olsun. Bu adamı da böyle taşkandan gittim, karşı tarafta iki kapı vardı. Birinde sol kapıda. Yani iki kapı vardı, biri süz gömüldüydü, oraya gittim, öteki kapı da karnı kapı. Orada boş idi, o kapı da boş idi. Oraya götürdü dolduruyla. Bu biraz büyük olan değil. Şu kaldırımı altında sökerek, sökün, bakın elinde bir demir geçti. Demir geçtiğini elinde buldu. Başlarım kapının arkasına yıkan. Kuşum atarsa var. Kapıdan işlemez. Kuşum atar var. Dışarıdan kuşum atın ya. Yangın vermişler taşlara. Taş ambarlara. Bunlar dışarıdan taşları yıkıyorlar. Tabi bunlar bu vakıedeyken top açıldı. Artık deve kanlarından mı? Yoksa çirik sandı, bir yerden işte imaretten de yani top mermileri orada yırıntılı, orada top söpleri yüklenmezdi. Bir kadın da çıkıyor Veysel Mehallesi'nde. Bir kadın çıkıyor Veysel Mehallesi'nde diyor ki, Osmanlı askeri gelir diye top açıldı hani. Osmanlı askeri gelir diyen de doğru Ermeniler çekildi. Biraz efendim tedbiri var kendilerinin altında çıkanlar da oldu. Kendilerinin çıkanları, sak altında çıkanlar da oldu. Bizdeki şeydi, Çemkürlü Yahuda vardı. Arabeyin eniştesi. O da o yangında çıkanlar, yamuk yüzümüzü, yamuktan kazandı. Köyünden devam ediyoruz. Şu anda yanımızda Rus işgalini görmüş, Ermeni mezarimini yaşamış yaşlarla beraberiz. Önce Abdullah oğlu 1906 doğumlu Ziya Memiş'le sohbetimize başlayacağız. Ziya Memiş'e Rus işgalinden önceki durumu, daha sonra Rus işgali ve o yıllardaki hatıralarını sırasıyla soracağız. Sayın Ziya Memiş, Ruslar gelmeden önce buradaki Ermenilerle olan münasebetleriniz nasıldı? Nasıl yaşıyordunuz onlarla? Rumlarla ne yaşardı? Ermeni yaşamaz. Etarında dağda gezerdi. Yaz geldiğini vururdular. Karnığa çekerdiler. Çok akaret yapardık işte. Ermeni. Yazılara giderdi, korkarak giderdi işte.
kurumlara dedik ki siz bunu yatasınız. Hayır biz yatmıyor yatasınız. Yatırsın siz yatasınız. Gelenler bunlarla anlaşma yaptılar. Ondan sonra da Ermeni sürdüler. Ermeni değil ki tadıklara geçmeyin küfür edin bize. Bunlara geçmeyin ölüm. Tadıklara geçmeyin. Tadıklar kötü. Kim o tadıklar dediği ki? Tadıklar bilen Türklere değil. Tadıklara geçmeyin küfür edin. Bizim düşmanımız tadıklar. Ondan sonra sürdüler. Bir sene, iki sene, 27'de başladı. 27'de başladı. İki sene sürdüler, üç sene sürdüler. Ondan sonra Rusya'ya işgal ettiler. İşgal ettikten sonra olur. Bu köy aldı. Belki 607 kişi vardı burada. Peki Ruslar köye geldikten sonra nerelere yerleştiler? Neler yaptılar? Burada amengeller Kadir Mustafa var. Onun odasında durdu. Üç yerden ispat kaymadı. Belki bir 50 sene kazan kaymış. Peki yaklaşık ne kadar vardı bunlar? 600 kişi sağlam vardı. Belki de fazlaydı. Yeri olur ki düşünün oradan da kalır. Özel olmaz bu gibi. Ne olursa yere kalkışmaz olur. Mutfaklar geldi. Nefri arabaları camınlardan tut ki bunu yukarı dürdürdü. Peki Ziya dayı bir şey sorayım. Bu Ruslar geldikten sonra şöyle camilere falan gitme durumunda herhangi bir güçlükle karşılaştınız mı? Kim değildi? Ruslar. Ben de adamı Ermeni kültürü. Ermeni mi diyordun? Ermeni sırahımızda ama kuvveti yok Ermeni. Ondan sonraki nasıl Ermeni kuvveti yok. Kuvvet olsa ondan sonraki nasıl vurup çekildi tencere. Dedi ben gidiyorum dedi. Geldi de bu kurtulun dedi. Ben burada duruyorum. Erzincere geçtim. Taşkın var eski taşkın. 60 tane odası var dedi. O emicamın oğlan beraber gidip yakaladılar onu. Bu odadan oraya, o odadan hep geldirdi. Buradan çakmış kadın ondan beri buralarında. Kimin? Türkler. Kadın erkeği çakmışlar. Ne erkeği? Taşkanın odaları. Ermeni be, Erzincan'daki Ermeni. Erzincan'daki Ermeni. Evet. Bunlar bize 60 kadar geldi, dedi ki sıra size gelin, dayanın. Dedi, nutkum tutuldu, konuşamaz. Bu çocuğun da nutkum tutuldu, konuşamaz. Buradan çatmış parmaklarını, o 25 kilo buradan çatmış duvara, sıra iniyor. Her şeyde duvarda var, böyle duvarda bir şey var odada. Bari 20-30 dene. Sıkı sıkı çatmış, parmağını kesmiş. Burnu kesmiş, kulağını kesmiş. Dilini kesmiş. Adam böyle çabalıyor. Parmağı çekmiş. Gözünden gördün mü bunları? Gözünden gördüm. Evet. Oradan işte o varşak geldi. Aşağı mıdır varşak mı vardı hani? Evet. Bizi kurtardı bu tarafa gönder. Dedi ki ben dedi bunların başında kovurdu kumandanıyım dedi. Varşak dedi. Vardı hani? Bunların başında benim dedi. Benim kimi kaç daha arkadaş var dedi. Biz dedi hayır falan dedi. Türkçeyi içeriyiz dedi. Ondan sonra geldim buraya. Burada ağlamak şu an, ağlamak şu an. Silah yok. Bizim silahlar geçti, tırtmanalar geçti. Kaldık kuruda. Peki Ziya Bey siz bu olaylar olurken Bayburt'tan hiç haber aldınız mı? Bayburt'ta bu Ermenilerin, Rusların yaptıklarını falan duyuyor muydunuz? Duydum. Neler olmuş Bayburt'ta? Hiç haberiniz oldu mu o zaman? Sarma çekildim. Duyduk, haber geliyor. Bayburt'tan kaçır Erzincan'a, Erzincan'a kaçır Bayburt'a olmuş adam çarptı. Yere işte gene yol bilersin yapıştırır. Ya yolda uğraya ya götür çarmıha çekecek. Parmağını kesecek, burnunu kesecek, biraz sonra dilini kesecek, cezayla öldürecek. Yani bir de böyle eziyetle herhalde. Eziyetle. Kim yapıyor bunları? Ermeni yapıyor. Şimdi de aynı köyden Mahmutoğlu, 1904 doğumlu Mürze Adı Güzel'le sohbetimizi devam edeceğiz. Mürze dayı sen neler biliyorsun bu konuda? Ben macir oldum gittim. Peki nereye gittiniz macirlikten? Gitti geldin gene, tünerdin gene 5 yıl oldu. Erdin gene. Peki neler oldu burada bu köyde Ruslar? Siz geldiğiniz zaman siz neler gördünüz burada? İşte geldi bu ustası olmuş buraya, Ermeniler akar ettiler. Peki ustalar gittikten sonra, ustalar gittikten evet. Sonra, Ermeniler ne yaptılar burada? Ermeniler vurdular, kırdılar. Hatta Ermeni karılarını, alanları geldi, topladılar Ermeniler, erkekleri. Peki
Dede Hamitoğlu, 1906 doğumlu Mirza Aga ile sohbetimize devam edeceğiz. Şimdi Mirza Aga'ya o günlerle ilgili hatıralarını soruyoruz. Bayburt şeyi, ona olmuş fukarı, vakası, bunlar taş mağazalar vardı Bayburt'ta. Taş mağazalara bunları durdurmuşlar Türkleri, Ermeniler. Orada durdurmuşlar. Ondan sonra bunlar başlamışlar tabii. Hazırlık yapınlar. Hazırlık yapınlar. Ne varsa, ne şey varsa, Türk varsa taş mağazalara, orada büyük binalara doldurmuşlar. Tenekelerle hazırlamışlar. Bunları şeyleyecek. Türk'ük yakacak. Yani Türk askerinden, maskerinden hiç kadar yıkacak. Bunlar böyle olduğu zaman bunlar emir veriyorlar. Onların başında bulunan da var daha ne Arşak Paşa. Yılbaşıymış askerde. Lütfen tutakmış kendi kendine olmuş paşa, Arşak Paşa. Yani ne diyeyim, kaç kökün tercihler yaradık. Kurtların, Ermenilerin yaptıklarını anlatıyorsun. Biz bu milleti hep bildiler. Sırayla, herkesin birer kelepçe, Sibirya'ya girecek. Komandir de gelmiş böyle sandalye altına atmışlar, oturuyor böyle orada. O komandire, bacımla yanaşımı İstanbul'da bacımla beraber el ele tutan bir şey bulsa da öğrenmişti değil mi? Gittik buna yalvardı. Eline gittik yalvardı. Babamızı bırak, babamızı getirdik. Biz kışkına nerede kalacağız? Diğer lokma kışkına nerede kalacağız? Ben artık kelam bunun eline gittik. Biz merhameten bu babamızı bırak. Bıraktığı için bizim köyde geri kalanların hep sürdük. Yani 80 adam var kaldı. İşgali ve Ermeni mezalimi konusunda köyün yaşlarıyla bir sohbet yapacağız. Sohbetimize aynı kasabadan Mevlütoğlu, yaklaşık 1904 doğumlu Mustafa Yazıcıoğlu, Cemal Bahrioğlu, 1907 doğumlu Cemal Kütlüce ve yaklaşık 1897 doğumlu Ahmetoğlu, Aslan Mercimekoğlu ile devam edeceğiz. Önce Sayın Aslan Mercimekoğlu'na muhaceretle ilgili hatıralarını soracağız. Sayın Aslan Mercimekoğlu, bize muhacir olmadan önceki köyünüzün durumu ve nasıl muhacir olduğunuzu anlatır mısınız? Ustalar geldi bir zaman muhacir. Evet. Nasıl haber aldınız ustaların geldiğini? Burada bu şahmet köyünde çocuklar bulundu. Evet. Burada güzel şehir geldi. Görülür müydü oradan? Akşamdan sonra görünüyordu. Mermiler geldiği zaman görünüyordu. Evet. Sonra nasıl muhacir oldunuz? Nereye gittiniz? Muhacir olduk. Biz kızlar gelmeye durdu. Bozuldu artık bizim asker. Evet. Buradan koptu. Akşamdan yani buradan koptu. Arabalarımız vardı. İkin arabası. Koştuk. Gittik varlığa mı? Akşam sabah. Buradan baktık. Sümür köyüne gittik. Akşamımıza yatıyorduk. Bizim bir enişte vardı. O geldi gece, yarı gece olmuştu. Geldi, kalkın dediler. Ne yaptın? Ne oldu? Dedi ki ben dedi, şehirden çıktım. Ruslar Bayburt'a gittik. Oradan kalktık arabalara koştuk. Böyle devamlı gittik. Nereye gittiniz? Çorum. Peki, Çorum'a giderken yalnız da başka bu köyden veya Bayburt'tan başka aileler var mıydı? Bir tek kız köş var. O Çorumları var. Şurada Anadolu onları var. Sen aşağıdan da tanışlarımız çok. Aslan'da kaç sene kaldınız orada muhacirlik gittiğiniz o? 18 ay. 18 var.
o zaman siz Bayburt'a geldiğiniz zaman, gittiğiniz zamanki Bayburt'ta, geldiğiniz zamanki Bayburt arasında bir fark var mıydı? Binaların durumunda herhangi bir değişme var mıydı? Binalarda mı? Evet. Binalarda fabrika yanmıştı. Sohbetimize aynı köyden Mevlütoğlu Mustafa Yazıcıoğlu ile devam edeceğiz. Evet. Mustafa dayı, şimdi Rus gelmeden önceki bu Bayburt'un, kendi köyünüzün durumu, önce sırasıyla Rus gelmeden önceki durumunu bize, daha sonra Rusların gelmesinden sonraki durumu, bir de Rus'un çekildikten sonraki durumunu anlatacaksın. Köyümüzün durumu da çoğuydu, Bayburt'un durumu da çoğuydu. Rus geldikten sonra bozdu köyümüzün durumu. Bayburt da bozuldu ama yani bir tane de yok. Evet. Yani böyle bir ahiret bir şey yok. Evet. Geldikten sonra bura oldu merkez. Peki Mustafa dayı, bu Ermeniler gelirken Ruslar da beraber mi geldi? Beraber geldiler. Peki bu Bayburt'ta, bu çevrede bulunan Ermeniler de var mıydı var onlar için, bu askeri için? Evet, var mıydı abi. Ama hayır sanki bu askeri. Öyle mi? Ellerine topladık artık, yaşa girecek artık, dolduruz o taş mağazaları. Nerede ateşi yak geldiler, düşünürler. Onlar, geçti onlar derler, daha bir şey yapamadılar. Evet. Silah geçti, ondan sonra Aşçak Paşa Kafir Aşan'ı künde götürdü, fark etti oradan elde eskiye geçti, künde gelin, künde gelin. Erzincan'dan gelinmiş. Bayburt da yani, ondan sonra Bayburt da bin aşağıya geçti, gitti. O gün şeyler Bayburt'u yapa yaha gitti, Erzurum'u da kaçırdı. Erzurum'u da iyi dinledi. Kasap kanı etmiş. Tuttuğunu da tutulmuş. Bu da bir şey. Bu da kellesi bu. Kellaşları gözetti. Kellaşları gözetti. Kasap kanı etmiş. Gördüğüse aşağı çıkmış. Malları bile tutulmuş kafirle. Bunlar bundan sonra oraya bir akıya ile yine geçmiş gitmiş. Sohbetimize Cemal Köklüce ile devam ediyoruz. Sayın Cemal dayı, bu Rus işgali Ermeni konusunda siz neler biliyorsunuz? Bizim asker geldi, bozulmuş, camın önünde oturdular, koyunları boşmuş, ayranı çorba isterler. Onlar geçtikten sonra işte bu döndüğü adını savaşı etti ya, askerleri topladılar, geçirdiler, yukarı kalan var. Ya burada kalan Türk askerler öyle Türk mi? Türk askerler, onlar hep sivil giyindi. Ha. Sivil giyindi. Sivil giyindiği için bunları bize çözdüler. Geriden efendime söyleyeyim, şey, siper aldılar, duracak. Ütahını kalmıştı. Ütahını bizimle söyledi ki, bunlara sakın asker olduğunu demeyin. Ha, bizim askere değil ha. Bizim askere girdiler. Ben şimdi talim ettireceğim sana, ben sana dersem siz sol adını parma karışırlar. Asker olduğunuz belli olmasın. Evet. Orada işte o benim resim dayım vardı. O da birbirinin oğlu, o da orada. Evet. Yavrular. İşte İrfan Efendi geldiği vakit işte onları kurtulmuş. İkinci Kafkas Kolordusu Komutanı Yakup Şevki Paşa, Bayburt Ermeni'nin yaptıkları ilgili raporunda şunları yazıyor. Ermeniler Bayburt'u terk ettikleri gün kasabanın en güzel konak ve mağazalarından 400 kadarını yakmışlar. Yine 28 Ocak 1918 günü ekmekli un dağıtılacağını ilan ederek bir kısım kadın, erkek ve çocukları taş mağazalara sokarak binayı vahşice yakmışlar ve aynı zamanda sokaklarda tesadüf ettikleri insanları süngü ve kurşunla şehit etmek suretiyle her türlü çirkinliği sergilemişlerdir. İnsanlığın şimdiye kadar şahit olmadığı ve tarihin hiçbir devrinde kaydetmediği bir şekilde yakılan ve katledilen, görülmemiş işkencelerle yok edilen bu insanların sayısı 500'den fazlaydı ve tarihi kaynaklarda
öldürülen bu sayının toplam 1300 civarında olduğu ifade edilmektedir. Gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, ruhları şad olsun diyor.